Nihal'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ay ben katalog çekimine gidiyorum. Ne üzerine katalog? Ne üzerine olsun? Moda üzerine olsun. Ya da şöyle olsun, bir gençlik dergisinde kapak seçmeleri var. Herkes kendi tarzını yansıtıyor. Ben de böyle gidiyorum. Peki iddialıyım diyorsun. Marji. Ezgi. Ezgi'yi görelim. Saçın değişik olmuş. Orada. Yani değişik bir şey denemişsin. Orijinal duruyor. Teşekkür ederim. Çantanı çok sevemedim. Bir de şortun açıklık kapalılık olarak söylemiyorum. Bir tık daha uzun olsa senin proporsiyonun daha güzel gösterecek. Ben de rahatsızım o durumda. Bana da fazla kısa geldi ama. Yani daha böyle tam böyle ince yerinde bitse o siyahlık. İçinden daha güzel bir silüet gözükecek diye düşünüyorum. Ama güzel gözüküyorsun. Ayşe Gül. Ben üstünü çok beğendim. Kafanı da beğendim. De altını beğenemedim. Yani bilmiyorum başka ne olabilirdi ama çantanı da beğenmedim. Ama genel olarak üstün ve kafan çok fashion duruyor. Çok güzel duruyorsun. Teşekkür ederim. Ayşenur. Hangi yılın kataloğu? Efendim? Hangi yılın kataloğu? Sen bayağı bir geride kalmışsın çünkü. Mesela? Üstündeki tül o kadar demode ki, o korse o kadar demode ki. Hani saçına da bir şey bulup sardırmışsın ama onu en azından sabit tutacak yani böyle. Şu yaşlı huni, profilinle gibi fazla demode şey demiyorsun. Cümlemi bitireyim, devam et sonra, okey? O saçındaki yapmaya çalıştığın şeyi daha profesyonel yapabilirdin ki birazcık kafanı kullansaydın. Yapmaya çalıştığım şey değil. Zaten aynı arkadaşlar yapıyor. Böyle duruyor. Onun içine bir şey sabitleseydin o öyle olmazdı. O çay karıştırdığımız tahta çubukları oraya kenarlardan geçirdirseydin huni gibi olurdu. Yapmaya çalıştığın huni şey orijinal dururdu. Huni yapmaya çalışan kim ya? Düz dururdu. Bak yamuk yumuk duruyor şu an. En büzülmüş. Düz hali bu. İki kez yaptırdım zaten. Düşünseydin yaptırabilirdin ki. Düşünmekle alakası yok Ayşenur. Dinler misin beni? Sana fiille ilgili pek bir fikrin yok zaten. Lütfen dinler misin? Sonra yorumunu yap, cevabını ver. O altındaki dantel şey ya kabus, korkunç. Üstündeki korsenin kadar mı günümüze uyarlanmış daha yeni olanları var ki üstündeki de çok eski. Yani şu an sana baktığımda sadece demode bir katalogda olduğunu düşünerek görüyorum. Çünkü baştan sona demodesin ki tek güzel olan şey yüzün ve makyajın. Karşılıklı sohbetimizi tamamlayıp bir diğerine geçiriyoruz. Yine Nazlı kendini ortalıklara atarcasına söz istiyordu. Buyurun. Saçın çok cesaret isteyen bir saç. Hayır abi, neresi cesaret isteyen bir saç? Yani Ayşenur'un topuzunun sadece yukarı doğru olan hali bence. Yani aramızda birçok kişi o saçı yapamaz burada. Cesaret edemez. Seni tebrik ediyorum o saçtan dolayı. Israrımıza rağmen onu çözmediğin için. Şortum bence de kısa. Hatta keşke devam etseydi böyle saten olarak. Üstündeki büstiyer güzel oturmuş. Botlarınla güzel olmuş. Takı eksiği var. Onda da eldivenle tamamlamışsın. Çantanı ben de beğenmedim. Nereye takabilirdim ki? Eldivenim var. Evet gördüm. Çantanı ben de beğenmedim ama burada tabii ki starın saçın yani. Yıldızım saçları. O yüzden abartmak istemedim. Bu kadar. Nurcan. Evet saçın değişik olmuş. Ama yüzüne çok yakışıyor böyle tepeden toplamak. Korsenle dantel ikisi de ayrı desenler taşıyor. Acaba korseyi de o dantelle mi kaplasaydın diye düşünüyorum. Yani kaplatsaydın. Klasik çünkü, olur diye düşündüm. Yani deriyle kombinleyeceğim için. Belki o da güzel olmayabilir ama şu an iki desen çok karışmış birbirine. Yani havan çok güzel ama acaba bir de şortun direkt... tight olarak mı inseydi? Simsiyah, bacakların simsiyah mı olsaydı daha mı güzel olurdu diye düşünüyorum. Bence bir şey söyleyebilirim. O da çok karanlık olurdu bence. Bence aynı kumaştan devam etseydi. Cümlenizi bitirdiğinizde haberim olursa. Aycan bir şey diyordum. Ben bir şey söyleyeceğim ama hani Nurcan'dan sonra konuşabiliyor muyum? Yoksa bana söz vermem mi gerekiyor? Keşke o korsenin kumaşı etekte de aynı olsaydı. Bir de kat kat hani üst, hani kat kat inseydi o kumaş çok güzel durabilirdi. Yine yırtmaç olabilirdi ama bence dantelle o üst kumaş uymamış. Ama çok tatlı. Ama siz seversiniz böyle kumaşları birbirine karıştırmayı. Ben yapınca olmamış. Yani. Güldüler. Yani. Evet, biz de karıştırıyoruz ama bilmiyorum. Emel. Ben şortunun biraz daha uzun olmasını isterdim. Güzel yani olmuş kıyafetin. Kıyafetin güzel. Ay ama o saçını bilmiyorum, konseptine uygun da. Bir de yan bakabilir miyim? İçeride beğendiğini söylemiştin ama. Ay. Yani konseptine uygun ama ay bilemedim yani saçını ben hani. Avantgard falan. İşte sadece kıyafetini beğendim. Konseptine teşekkür uygun ederim. Saç da. Şida. Nihal, dikkat çekici görünüyorsun bence. Ben topuzunu sevdim aslında. Dantelini de sevdim. Beni rahatsız eden bir şey yok. Çantam biraz güzel değil sanki, o kadar. Sana böyle büyük havaları çok yakışıyor. Yani çocuk, ya çok çocuk ya çok hani böyle abiyeler sana yakışıyor. Teşekkür ederim. Şida. Saçın beni benden aldı. Şaha kalktı. Senin de saçların beni benden aldı. Yani güzel anlamda söyledim ben onu. Güzel olmuş. Ben güzel saçları anlamda söylemedim değil. Çıkınca konuşursun. Onun dışında altında bence siyah deri bir tayt ya da bir pantolon olsaydı daha güzel olurdu. Pantolon çünkü o dantel kadar saçma. Biraz havası şey bozmuş. Bence. Yani beğenemedim ben altını, üstün çok güzel ama çantan da hoş değil. O da renk katmış bu arada. Rozetin. Ezgi. Ben eteğinin boyu bence kısa, ön kısmının. Ezgi Elvis Presley'e benzemiyor. Yok, ben onu Johnny Bravo muydu? Orada kalmış. Johnny Bravo'nun kumralıyım şu anda. Saçlarına girmeyeceğim ama eteğinin boyu beni çok rahatsız etti. Niye saçlarıma girmiyorsun? Nesi var yani? Farklı bir şey yaptım. Nihal bak, bir 15 yıl öncesine gidiyorum. Kendimi hatırlıyorum. Herhalde 15 vardır, 17 yıl. O zaman malefis falan yok yani. Aynı bu şekil iki boynuzda bir ödül töreni sunduğumu hatırlıyorum. Şöyle siyahlar içinde. Beni mutlu ettiniz şu an. Valla Mustafa yönetmenim çekmiş. Demek magazin gazetecilerinden. Hatırlıyorsun değil mi? Millet ağzı açık bakıyordu, bu ne yapmış böyle diye. O yüzden bak, yıllar sonra unutulmuyor, gördün mü? Hatırlıyoruz hep birlikte. Yo, ben güzel şu an buna sevindim. Yani o saçlarına söz söylüyorlar da yıllar sonra, zamanın çok ötesinde diyoruz biz buna. Yeri geliyor bir teselli de oluyor, biliyor musun? Hazır mısın? Bana teselli oldu. Hazır mısın? Evet. Geçebilirsin. Teşekkürler. Nihal Candan, ayakkabı 150 lira, etek, büstiyer, eldiven, çanta 500 lira. Paket halinde gelmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk Nurella, ışıl ışılsınız bugün. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Şimdi bir tane gençlik dergisi varmış, buna kapak kızı seçiyorlarmış falan filan. Kendi tarzınıza bir şeyler giyin demişler, ben de böyle giymiş. Saçımı da böyle yapmışım. Avantgard. Evet. Şimdi Nihal, saçta İvan'ın saçı geçen gün yapmıştı. Aslında onu yaptığı arkadaşlarım çok ısrar etti. Ama ben farklı olmak istedim, bir kat daha çıkardım. İvan'ınkinin bir misli büyüyor. Benim kafanın üzerinde bir kat vardı, senin bayağı bina var. Kaçak kat çıkmış. Böyle. Avantgarde araştırıyorum ya, onun etkisinde fazla kaldım. Seninkisi o nedir? Dubai'deki var ya bir otel, ona benziyor. Ha. Evet, keşke ayağına böyle 10'den, 20'den, ne biliyorsun değil mi? 20'den, 10'den. Hani, çorap. Evet, incecik. Ondan giyseydim böyle daha flu olurdu. Üstündeki büstiye desenli değil mi? En azından mat bir kumaş. Tabii o deri de olabilirdi, kadife, mat kadife de olabilirdi. Bu da beni rahatsız etmedi. Beni bir tek rahatsız edin o yırtmacın oldu orada. Onu kapatmaya çalıştım üzgün suratımla. Ay yok yavrum ondan. 3 tane daha alırsan kapanır o. Yapma öyle, çok kötü. Ay bu çocuk gibi ya, ben senin çocukluğunu merak ediyorum. Aynıydım. Son 5 yıldır aynıyım. Sen nerede büyüdün? İstanbul'da mı? Mersin. Aa, bu da mı Mersinli? Evet, hatta Kemal Bey'in babası bizim arka tarafımızda oturuyor. Parkta görüyorum gidince. Ben senin Mersinli olduğunu bilmiyordum. Söylemiştim aslında. Ben biliyordum. Yani çok ölümcül ilgimi çekmediğin için bilmiyorum memleketini. Paris'ten gelseydim aklınızda kalırdı ama Nurella. Ya benim Paris ilgimi çekmiyor. Benim ilgimi çeken yerler... Urfa. Siirt canım. Siirt'ten de gelen yok. Siirt'in kızları yok. Ben Siirtli'nin kızı olduğum için bir Siirt kızı olsun isterdim. Ama kötü değilsin, biraz eksiklerin var. Hiçbir şeyi takmamışsın, bir pırıltın yok. Bu benim hoşuma gitti, neden bilmiyorum. Eldivenin ne öyle? Çantanı görmüyorum zaten. Görmeyeyim, İçler acısı atın zaten yani. Ay sen var ya, inanamıyorum. Bir gün başka, bir gün başka. Bir gün ince, bir gün kalın, bir gün kısa, bir gün uzun. Sen nasıl bir illüzyon var bu ortada? Nasıl? Ben anlamıyorum seni. Jimnastik kız. Ay çok teşekkür ederim. Ay 10 almış gibi. Sonra. Bu da sanki 10 aldı. Ben de baktım ne oldu. Çok sevindin değil mi? Evet, az yetinemeyen çoğu göremezmiş. Nihal, üzerindeki korse ben deri olarak düşünüyorum, deri olsun. Eteğin biraz daha uzun, kuyruklu ve daha zengin dantel, kalın dantel. Yırtmaçsız tabii ki. Evet, topuzun biraz daha kısa olmalı, çok uzun. Ya olmuyor. Anca sıkıştırayım. Çünkü şu anda gotik bir tarz üzerinde. Belki böyle bir şey kullanabilirdin ama üzerindeki yere kadar böyle kuyruklu bir pelerin olmalı. Ve o zaman belki ne bileyim metalda bir şey karışabilirdin. Biraz daha gotik şey tarzına gidebilirdin. Çünkü üzerindeki ona yakışır. Ne bileyim yani kötü değilsin ama daha iyi olabilirdin. Ne vereyim sana, ne vereyim sana? Ne vereyim abime? Haydi 7 vereceğim. Ay çok teşekkür ederim. Ben de 7. İvan Hanımcığım. Avantgard'dan ziyade amangard. Kafana bir şey batmış, farkında mısın? Diken var kafanda sanki. Bununla ilgili çok espri döndü içeride. Eminiz. Size özendim Kemal Bey. Öyle mi? Bir mesaj mı vermeye çalışıyorsun? Hayır, bu kadar oldu. Senin saçın çok uzun, öyle şeyler olmaz. Zorlama yani. Fark etti onu. Hatta keşke öyle bir şey dolayıp at kuyruğu saçını bıraksaydın, daha güzel olurdu. Kapatmaya çalışmasaydın. Zirvede bıraktım. Kötü değilsin. Bayıldın mı bayılmadım ama hani dünkü o manzaradan korkunç sonra bugün bana iyi geldin. Teşekkür ederim. Yani iyi gelmiş halimle gidiyorum. Evet, biliyorsun ben beğendim mi 6 veriyorum. Teşekkürler. Güle güle. Ben gerçekten sana karşı